bekleyin, bekleyin. Hadi abi, hadi. Ya hadi bunlar elinizde. Kardeşim hayal yapıyoruz herhalde. Gel canım, gel. Hadi. 3, 2, 1. Elini tut. Ayy. Yalnız ben böyle bir nefes görmedim. Oğlum televizyonu kapat, bozulmasın. Anne bıkmadın yıllardır, kapat kapat. Birdenbire gelir oğlum. Ya değerli herkese bunlar da olmuyor. Ay ne bileyim ben işte. Bir kere doğum günü yapalım dedik. Görüyor musun sen? Ay lan ya. Hadi hadi olmadı, tekrar yapalım. Aynen. Hadi yap hemen. Hemen. Hadi yap. Abi ya sen şimdi acı alayım. Vallahi alacağım. Ya yedek. Aydar'ın iki güleceğim. Yıllara Derya teyzeciğim. Canım sağ ol. Teşekkür ederim. Ne çok demek. Sağ ol. Canım. Canım arkadaşım nice yaşlara. Acaba teşekkür ederim. Niye zahmet ne zahmeti cancağızım. İyi günlerde kullan. Bizde de var. Bizde de var Derya teyze. Ay umarım olur. Melih'in gazına gelip aldık valla. Ya olur olur da niye aldınız? Annemin korsakta bırakan hediye anlayışı. Niye aldınız? Şimdi. Öyle dedin anne. Ya Can. Tamam tamam. Yalnız bundan sonra sevgilisi olmayan arkadaşlarımı çağırıyor. Çiftler tek hediye alıyor. Gözümden kaçtı sen bana. Aa, ayıp mı oğlum? Yok, bize laf soktu. Biraz ama bu söylediğine oldu. Çok utanacağım. Nice yıllara Derya teyze. Çok teşekkür ederim. Canım benim, sağ ol. Kardeşim kusura bakma ya. Utan canım, utan. Vallahi utandım. E biraz. Oğlum sen onlara bakma. Geç pastanı ye. Yemiyorsan? Yemiyorsan ne abi? Yemiyorsan ver abi. Ver. Ay açamadım. Durun bakalım. Valla birlikte seçtik ama. Ay çok güzel bir şey bu. Oo. Bir şey söyleyeyim mi? Rengi harika. Güle güle kullandı. Ay herhalde çok teyzeciğim. Beğendim. Bir dakika bak. Dur. Şöyle bir bakın. Çok şirin. Saçı çok güzel. Ben yakıştım. İyi günler canım kullan. Benim. Sağ ol. Çok salak. Çok güzel. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel hatta. Harika valla. Bak bu renk çok güzel olmuş. Cam boyadı. Tek kat attım ama köşeler sıkıntılı baya. Yok be çocuğum tertemiz olmuş. Ellerine sağlık. Kendi evini 3 kat atarsın. Ay hep öyle dua ediyorum. Bir ev olsun, 2 göz oda olsun ama kendi evin olsun. Hiç olmazsa kira vermezsin. Anne senin o 2 göz oda dediğin 200 bin lira haberin var mı bundan? Niye öyle diyorsun Can? Şart mı 200 bin almak? Oo oğlum sen öyle uçarsan olmaz o iş. Derya teyze bak ben adada oturacağım diyor haberin olsun. Aa. Burada azda ne tutacakmış? Sen nasıl bir karaktersizsin? Peki tutur oğlum aferin. Yalnız neler öğreniyorsun? Aklı bu vermiştir kesin. Hiç alakası yok. Vardır vardır. Oğlum ne işin var adada manyak mısın sen? Sen al evini. Ha, adada mı oturmak istiyorsun? Ver kiraya aldığın parayla adada istediğin evi tut. Mis. Ya Figen abla. Evi aldığımda kiralaması mı kaldı hayal sadece? Ada pahalı turistik yer sonuçta. Ya biz de gidip adanın manavından falan alışveriş yapmayız. Ay bu resmen kafaya takmış. Otur oğlum git otur. Aferin. Melih biz gidelim mi artık? Gidelim gidelim. Can ben de kalkayım. Çocuklar oturun diyeceğim ama geç de oldu. Gidelim Derya teyze hem Defne'yi de bırakırız. Tamam, oğlum canım. Aletini edabısını unutma sakın. Ben de o iş. Melih yavaş git bak. Tamam Derya teyze. Sıkıntımız da o zaten. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Subhanallah, Süleyman İbni Davud Alel ve Cinni Şeyaddini. Minel İslami Alel Cinni ve Şeyaddini Alel Gayr-ı Silam. Sübyan. Bi hürmeti hazilati velil daveti ya Allah. Ya Allah. Olsun.
Abicim amma uyudun be, saat kaç oldu, kalk hadi. Of Melih of, ne yapıyorsun abi? Kalk lan, kahvaltı hazır, seni bekliyoruz. Ya bir dur, kabus gördüm zaten. Ne gördün lan? Ya darlama beni, geç abi. Oğlum girme lan kameraya ya. Bir yerde unutacaksın, sonra internetten izleyeceğiz. Ben sızdıracağım zaten oğlum. Gel gel, sana bir şey izleteceğim kahvaltıdan sonra. Eline sağlık Derya teyze. Afiyet olsun canım. Melih, hadi gelsene abi. Geliyorum abi, bir dakika. Ya hadi seni abi. Atladım be kardeşim, geldik be. Sanırsa sabah sabah bir yatırma sattıysınız. İyiyiz, iyiyiz. İyi. Sakinleştirici verdiler. Ha, uyuyor. Ya işte baktılar, bir sürü test, tahlil filan. Yok yok, bir şey bulamayınca psikiyatriye sevk ettiler. Ya bak ne diyeceğim. Begüm'ü de alıp gelsene, belki bir faydanız dokunur ha. Tamam, zaten hepimiz buradayız. Tamam hayatım. Hadi acele edin. Hadi. Hadi ben de yapacağım. Uyuyor. Gaye'yi aradım abi. Begüm'le geliyorlar.
Gelsin abi, gelsinler. Burayı böyle mi bırakacağız çocuklar? Bence burasını böyle görmesin. Balkonda boya var, ben onları halledeceğim. Abi kamera kayıttaymış. Yani? Her şeyi çekmiş abi, pili şimdi bitti. Melih, tamam abi, kapat yeter. Begüm. Canından ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Şizofrenik bir durum gibi görünüyor. Şizofreniye bağlı posesyon vakası gibi. Annenin daha önce geçirdiği bir psikolojik sorun ya da aklına gelen bir anormallik oldu mu hiç? Posesyon dedim, posesyon ne? Posesyon insanın başka bir ruh tarafından ele geçirildiğine ve hareketlerinin onun tarafından kontrol edildiğine inanması durumu. Bak bence yarın kliniğe gelin siz. Arkadaşlarla bir inceleyelim. Görüntüleri de getirin, onlar çok önemli. Can, annen Arapça marapça bilmez oğlum. Bu durumun hastalıkla açıklanacak bir yanı yok. Hepimiz izledik olanı. Söyle bir gün abla. Söyle abla, bakma bana öyle, ne? Can, bu görüntüleri artık bir hocaya gösterelim diyorum. Ya saçmalamayın lütfen. Yani bunların mantıklı bir açıklamasını yapamıyoruz diye böyle saçma bir şey yapmamıza gerek yok. Can. Begüm, şu an hemen yapabileceğim bir şey var mı? Hemen mi? Bak, hastanede bir sürü şeye baktılar. Her şey normal çıktı. Annemin bir sorunu olup olmadığını anlayabilmenin bir yolu varsa eğer dene. Yoksa hoca falan çağıracağız. Aslında bir şey var. Hipnoz. Ama kesin bir sonuç vermez. Hem biraz riskli de olabilir. Ama basit birkaç telkinle geceyi rahat geçirmesini ve yeni hatıralar hatırlamasını sağlayabilirim. Yarın da gelirsiniz, klinikte kapsamlı bir şekilde inceleriz. Peki bu hipnozdan uyanmama gibi bir durum yok değil mi? Zaten hipnozda uyku hali diye bir şey yok. Yani annen her şeyin farkında olacak. Ufak bir sesle kendiliğinden bile transtan çıkabilir. Tamam. Ben annemi çağırıyorum. Söylemem gereken, yapmam gereken bir şey var mı? Yok. Yalnız Can dışında herkes odadan çıkarsa iyi olur. Aksi halde hipnoza karşı direnebilir ve transa geçmeyebilir. Şu an biz kalkalım canım. Ben de kızları bırakırım abi. Abi teşekkürler ya. Derya teyzeciğim, sen de kısa süreli bir hafıza kaybı olabilir. O yüzden küçük bir hipnoterapi seansı yapacağım. Hafıza kaybı mı? Bugün olanları hatırlamıyorsun. Can düşüp elini kestiğini söyledi. Küçük bir seans uygulayacağım. Bu tarz durumlarda sürekli yapıyoruz biliyorsun. Ben ne yapacağım peki? Sen kendini rahat bırak. Hiç sıkma kasma, tamam mı? Tamam. Şimdi gözlerime bakmanı istiyorum. Birazdan tekrar bak dediğimde gözlerine yukarı doğru kaşına bakacaksın. Tamam mı? Tamam. Bak şimdi. Güzel. Şimdi tekrar gözlerime bakmanı istiyorum. Şimdi gözlerini kapatmanı istiyorum. Güzel. Şimdi derin derin nefes alıp içinden 3'e kadar sayarak nefesini vermeni istiyorum. Güzel. Şimdi giderek gevşiyorsun. Bedenin hafifliyor. Daha da hafifliyorsun. Daha derine iniyorsun. Derine. Daha derine. Derine. Kendini nasıl hissediyorsun? Huzurlu. Bu sabah da huzurlu muydun?
Kendini iyi hissettiğinde şarkı söyler misin? Evet. Türkçe şarkılar mı söylersin? Evet. Yabancı şarkı da söyler misin? Hayır. Yabancı dil biliyor musun? Hayır. Arapça biliyor musun? Hayır. Elindeki yarayı hatırlıyor musun? Hayır. Bunu kendi kendine mi yaptın? Hayır. Bunu sana başkası mı yaptı? Derya, bunu sana başkası mı yaptı? Evet. Bunu sana kim yaptı? İzin yok. Sana izin vermeyen biri mi var? Evet. Sana izin vermeyen biri mi yaptı bunu? Şu anda burada mı? Evet. Ben bir bakıp geleyim. Bu odada mı? Tam olarak nerede? Arkanda. Derya, burada kimse yok. Onları gerçekten görmek isteyip istemediğini soruyor. Evet, istiyorum. Anne! Anne? Begüm gitti oğlum. Begüm, niye kaç saattir telefon açmıyorsun? Begüm, sesin... Alo! Alo! Yüzüme kapandı. Oğlum, beni dinle bak, bir şey kaybetmeyiz. İşlerin daha kötüye gitmesinden korkuyorum abla. Daha da kötüye gidiyor zaten. Abla, sen tanıyor musun bu adamı? Ya evet, tanıyorum. Bir arkadaşıma yardımcı olmuştu. İyi bir hocadır gerçekten. İşe yaradı mı? İşe yaramasa niye söyleyeyim?
Tamam abla, tamam. Ana kafayı yiyeceğim, yemin ederim. Çabuk gelsin abla. Çok şükür. Alo İsmail hocam, hayırlı günler. Dışarıda konuş abla, ses. Ben Meryem'in arkadaşıyım. Hoş geldiniz hocam. Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Bir çay alır mıydın? Annemin görüntüleri var hocam, onu... Kulûzu bi Rabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisû fî sudûrin nâs. Min el cin nedir? Bana hemen iki tas getirin. Tamam hocam, hemen. Ben hallederim. Allah Allah. Ya Allah. Bir nimet efendim. Bir kez daha. Ya Allah, ya Allah, ya Nebi, ya Habib, ya Resul. Ecip ya zerare, ecip ya zerare,
geçip ya Zera. Elhamdülillahi Rabbil Alemin azimül şerbi ve neşedü en la ilahe illallah ve ala seyyidine Muhammedin Resulullah Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve şedne temmü salatu ve temmü sealani. Bu kimdir mübarek? Bismillahirrahmanirrahim. Anne! Canım? Şşş! Buraya kadar beni kovmak için mi geldin? Sübhanallah. Aydün ilel ardilleti. Tentemi ileyhi biiznillahi teala. İle esfeli safilin. İle kari cehennemil müzlin. Ne zamandan beri iznini istediğin o Allah'ından medet umarım. Senin hizmetçilerin değil miydi sana yardım eden? Cahil hizmetçilerin beni görmedi mi? Allah, Subhanallah. Esabel bükmü haddameke. Sümmün bükmün umyun. Fehum la yercun. Ya Habisu, men ente? Benim kimlerin emrinde olduğumu bilsen, burada durabilir misin? Hezihil maidetun müslümetun. Velesere kerüzgün. Hezihil maidet. Allah'ım beni aciz kılma. Allah adil, cebbar, melik, kadir, kahhar. Hizmetinde bulunanların halini biliyor musun? Göstermemi ister misin? Neşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ki hizmetçilerini Allah'ın ortak koşmadın. Hizmetçilerinin hali nedir? İsmail. Yardım et. Dokunma kardeşim, dokunma. Ver çek dışarı. Ver çek dışarı. Abi sakin ol. Ver çek. Abi sakin ol. Ver çek. Hocam yardım et. Hocam. Hocam yardım edin. Hocam kafasını vurdu. Hocam. Hocam yardım edin. Şefaike ve rahmetike ve Allah'ı bir rahmeti. Ekra aleyke bismillahi ve hemayeteke ve min gülle şeyin ve min gülle nefsin ve min ailen hasidetin. Şimdi gitmem lazım. Seni sabah olmadan arayacağım. Hocam bizim odada böyle mi bırakıyorsunuz? Duvarda mühür açılacak yazıyordu. Bir şey daha vardı ama ona ulaşamadım. Annemin halini gördünüz. Annenin musallat olan cınızlı ifritlerden. Az önce adimlerimden birini yaktı. Bu mühre sadece onlar aracılığıyla ulaşabilirim. Haddim ne? Hizmetkar cinler. Hocam! İtikadında zayıflık var. Allah'a sığın. Onun hükmü olmadan size kimse yardımcı olamaz. Oğlum tamam gel, kadını uyandıracaksın. Hadim nedir? Hadimler daha çok Orta Doğu kültüründe görülen majisyene ya da büyücüye yardım eden ona bağlı bedensiz varlıklardır. Oğlum şuna baksana abi. Ya tamam abi, özür dilerim. Kusura bakma. Tamam abi, tamam. Herkes gerildi zaten. Sen şu kafanı bir topla, ben başka bir şey istemiyorum. Abi neyin içine düştük biz? Oğlum şunlara da bakma artık Allah aşkına ya. Abi ses duydun mu? Duydum, duydum. Yiyecekler. Bir şey açıyorum. Anne! Anne!
Feriha teyze aklım gitti ya. Bir şey yok oğlum, su içmeye kalktım. Anne, bağırıyoruz bağırıyoruz, ne cevap vermiyorsun? Duymamışım canım. Salon soğuktur oğlum, öyle yatma. Men huvellezi yemmeluna min ecliha. Umul kuffarullezine evvelü men turidu minne. Ma huveşüellezi yemtezirune ecelehu. Men seyenhadu leğgan minnesi. Men şeyvel lezi seyakkusunahu. Men huve min nesebi. Cüeldukum agaddemen ile eceli gayri müsemme. Li âlâ yücelvizul hatta lillezi agatattuhu bil muhri. İnfezhu men huve minni. En şeyvel lezi entesrûne eclehu. Seyed lakin mâdel muhru mevcuden le yestetûne. Ma yurid now ve nehnu senefesu. Geliyorum kızım, geliyorum. Alo? İsmail hocam? Hocam? Hocam sesiniz gelmiyor. Hocam. Hocam. Anneme baksana hazır mı? Kardeşim sen manyak mısın? Telefon üzerine köy mü gidilir oğlum? Daha adamı tanımıyorsun lan. Mantıklı ol biraz. Oğlum görüntüleri izlemedim. Hala mantıklı diyorsun sen? İyi de abicim adam ne dedi anlatmıyorsun ki. Köy dedi diyorsun, mühür dedi diyorsun. Bir telaş bir şeyler lan. Ben seni çağırmadım abi. Can saçmalama, onu mu diyorum oğlum ben? Tamam sen. Of Can of. Gene ne kurdun kafanda kim bilir, sürüklüyorsun beni oralara kadar. Ben mi kurdum anne? Ben mi kurdum Melih? Sen dün gece burada neler olduğunu hatırlıyor musun anne? Sen buraya ne yazdığını hatırlıyor musun anne? Ne yazısı oğlum? Hiçbir şeyden haberin yok senin. Buraya kendi kanınla yazdığın Arapça yazıdan bahsediyorum anne. Abi sakin ol, kadının üstüne gidiyorsun. Dur abi konuşuyorum. Ne yazısı oğlum? Arapça biliyor musun sen? Nereden çıktı oğlum bu? Anne bak. Can sakin ol oğlum. Bak ben deliriyorum. Can. Benim senden başka hiç kimsem yok. Sakin ol oğlum. Dedem kim benim? Neyle uğraşıyordu bu adam? Cinlerle falan mı uğraşıyordu? Ya uğraşırdı ama benim bunlarla hiçbir ilgim yok. Bunca yıldır niye aramıyor seni bu adam hiç? Aramadı Can. Şu an nerede onu bile bilmiyorum. Bak, dedemin yaptığı bir şey. Bir büyü bilmiyorum. Bu köyde olabilir. Bunu bizim bulmamız lazım anne. Sen bunu biliyor musun anne? Anne bak bana yalan söyleme. Sen bunu biliyor musun anne? Bilmiyorum Can, bilmiyorum. Sen gelsen de gelmesen de ben o köye gideceğim. Görüyor musun sen yaptığını? Tamam, tamam üzülme. Bak her şey hallolur. Üzme sen kendini, tamam mı? Şuna bir kafasına bakar mısın? Tamam abi, ben de ona bakıyorum. Anne, ev hatırlayabilecek misin? Hatırlıyorum. Köyün girişinde bir yerdeydi. Dedem orada olabilir mi? Zannetmiyorum. Ne geçti başınızdan sizin böyle anne? Bir tek kocalık falan mı yapıyordu? Marangozluk da yapıyormuş galiba. Normalde marangozdu.
7-8 yaşlarındaydım. Beni aldı. Çıktık köyden. Bir daha da dönmedik. Dur oğlum dur, geçtik galiba. Emin misin? Dönüyorum. Harabe gibi zaten. Kim olacak burada? Oğlum ne bileyim, belki bir yer falan yatıyor. Can sessiz ol biraz. Oğlum ne yapıyorsun Hırsan? Anne, burası senin evin. Işıklar yok. Can bak, gidelim buradan. Anne, o kadar yol boşuna mı geldik? Gelir misin içeri? Of, ortama bak. Böyle kalınır mı burada? Bu gece bu iş bitecek anne. Kimse bir yere gitme. Elektrik yok, bir şey yok. Anne tamam sus. Gaz yağı yok. Ben biraz gaz yağı almaya gitmeliyim. Can. Bakar mısın? Gaz yağı var mı? Oğlum gece gece gitme şimdi. Bu saatte gitme be. Bir şey yok anne. Bebek senin miydi? Açma o kapıyı. Ne? Açma o kapıyı. Buyur teyzeciğim. Burası harabe. Terk edilmiş. Gidin buradan. Bu gece burada kalacağız. Öyle gözüküyor teyzeciğim. O zaman gel benimle. Sana temiz bir şeyler vereyim. Onları nereden buldun lan? Köyden bir kadın geldi, o verdi.
İyi olmuş da sen ne yapıyorsun burada? Oğlum annen gene bir garip davranıyor lan. Melih saçmalama hadi abi. Can. Ya geliyor musun abi hadi saçmalama. Manyak mısın oğlum? Can abi bir baksana. Bunlar ne böyle? Aga sakat yer burası. Hocanın dediği şeyler olmasın? Bilmiyorum Melih bilmiyorum. Topla abi. Yerde duvarda ne bulursan topla. Oğlum yatırıyorsun beni burada tuzun içinde. Birkaç gün benim için sabredeceksin anneciğim. Hadi uyu. Melih aramış mı evdekileri acaba? Bir şey demişti.
Anne! Anne! Ne oluyor lan? Meli annem yok. Anne! Abi yarın devam etsek olur mu ya? Sen yat, ben biraz daha bakacağım abi. Hayır abi, ne aradığımızı da bilmiyoruz ki, ona göre bakardık en azından. Oğlum geç yat işte. Sıhhiye ve muavenatı, içtimai vekaleti. O ne? Oğlum senin anane kansermiş. Nasıl? Baksana, hastane raporu değil mi bu? Verildiği tarih 1967. Ne oluyor? Annem 6 yaşında. Buradan ne çıkar? Anneannem kansermiş. Başka da bir şey çıkmaz. Oğlum git yat işte lan hadi. Can. Anneni bir hastaneye mi yatırsak? Meryem. Bir daha bana bunu söyleme abi. Sakın söyleme. Kalbini kırabilirim. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben dün gece İstanbul'dan geldim de. Bir hayat murat meselesi var. Şunlara bakar mısınız hocam? Hayırdır inşallah. Bunlar nedir böyle? Bunlar evimizden çıktı hocam. Al kardeşim, al al al. Daha bakmadınız bile. Bunlar hayırlı şeyler değil. Bunlardan uzak durun, yakın bunları. Hocam ne oluyor, bize yardım edin. Bakın benim gidecek başka bir yerim yok. Bunlarla ilgili benim elimden bir şey gelmez. Bu tür şeylerin üzerine siz de gitmeyin. Hocam peki ben ne yapayım, nereye gideyim? Bak kardeşim, Asaf diye birisi var. Git onu ara bul. Bu işlerle ilgilidir. Bunları ona göster. Peki ben nereden bulurum bu Asaf'ı? Taylıeli köyünde. Kime sorsan gösterir. Küçük bir yer zaten. Allah yardımcın olsun. Tövbe.
kusura bakmayın. Köyden boyu tarif ettiler de Asaf Hoca siz misiniz? Asaf değilim ama hoca değilim. Siz kimsiniz? Bana ayırabileceğiniz bir 10 dakikanız var mı? Ben sizi biraz daha yaşlı hayal etmiştim. Size yardım edebileceğimi kim söyledi bilmiyorum ama ben artık bu konularla ilgilenmiyorum. Bakın, ben annemle... Bak, ben artık bu konularla ilgilenmiyorum. Durumunu anlıyorum. Neyi anlıyorsunuz? Daha bunlara bakmadınız bile. Ben ne yapayım, nereye gideyim, bana bir şey söyleyin. Tek bir kelime Arapça bilmeyen annemi Arapça konuşup yazdığı için hastaneye mi kapatayım? Polise mi gideyim? Televizyon kanalına falan mı çıkartayım? Bunların görüntüleri de var. Ben bunların hepsini düşündüm. Bana yapmam gereken şeyi söyleyin ama ilgilenmediğinizi söylemeyin. Çünkü ilgilenmek zorundasınız. Bak Can. Bakın ben size annemi kaybediyorum diyorsam annemi ilgilenmek zorundasınız. Bak bu duruma nasıl bir anlam yükledim bilmiyorum. Kısaca sana şunu söyleyeyim. Durum eğer gerçek anlamda algıladığın gibi olsaydı burada olamazdın. Ne sen ne de annen. Bu kağıtların hepsi vefktir. Yani dini açıdan bakarsak tesirli dua demektir. Dilekler sistematik bir şekilde rakamlar ve harflerle ifade edilir. Ebced alfabesiyle yani. Ha bu arada annenin Arapça bilmediğini nereden biliyorsun? Çünkü ben hayal görmüyorum. Hayal gördüğünü söylemedim. Sadece bunu seninle paylaşmamış olabilir, o kadar. Kısaca sana şunu söyleyeyim. Bahsettiklerin gerçekten çok ciddi şeyler. Senin hayal ettiğin o varlık, o enerji bu tarz şeylerle uğraşmaz. Hani söyledin ya, televizyona mı çıkmam gerekiyor diye. Eğer durum tahmin ettiğin gibi olsaydı, bir yere çıkmanıza gerek kalmazdı. Haber olurdunuz zaten. Yani kısaca bir doktora gidin, bol bol dua edin falan diyorsunuz siz de diğerleri gibi. Bir doktora gidin tabii. Dua etmek de bir yoldur ama o konu neye inandığına göre değişir. Sonuç, ilgilenecek misiniz? Son birkaç yıldır yaşadığım şeyler yüzünden ben buraya yerleştim. İşte bu bahçede yaşıyorum. Sonuç bu. Anlıyorum. Bunları okumak için hepsine ayrı ayrı bir çalışma yapmak gerekiyor. Ya bunu senin için yaparım. Dikkat çekici bir şeyler bulursam da iletişime geçeriz. Bunu kim yazdı? Annem. Neredesin lan sen? He? Neredesin? Oğlum kağıtları caminin imamına göstermeye gittim. Hangi cami abi? Her yere baktım yoktun. Ya köydekilere bu durumu nasıl anlatacağız? Sen kimseye bir şey söylemedin değil mi lan? Ne söylemesi lan? Köyde doğru dürüst adam mı var? Sen bana niye haber vermiyorsun abi giderken? Melih ne oldu abi? Gel abi. Bak. Yaptı. Evet, dün gecik gibi kendinden geçti. O kadar bağırdım hiç cevap vermedi. Sonra da bıçağı yere bir attı. Hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başladı. Ya beni niye aramıyorsun abi? Lan telefon mu çekiyor? Nerede şimdi? İçeride uyuyor. Ben de kaç saattir buradayım. Aferin abi, kadını yalnız bırak, bravo. Ulan korkuyorum diyorum sana. Sen de haber vermeden gitmişsin zaten. Sana da bir şey olsa alın lan. Melih tamam. Asaf abiyi getirdim, bize yardım edecek. Hoş geldiniz. Durumu anlattığından biraz daha ciddi. Nasıl? Duvarda yazan kelime Aramici bir yazı. Şın yazıyor. Yani Efkaleş'in sembolü. Efkaleş'in nedir? Sümerler, Babil ve Asurlardaki yazıtlarda izine rastlanılan gizli bir ifrit tarikatı. Efkaleş'in de bu tarikatın veziridir.
Tarikatın gerçek adı ait olduğu alemce de bilinmez. Ama bütün cinler alemi tarafından yediler olarak tanınır. Bu tarikatın izine daha önce ben de rastlamıştım. Bilinen hiçbir dile ait olmayan şifreli yazılar bunlar. Bu sembol de bu tarikata ait. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Yediler. İblisin soyundan gelir ve ona itaat ederler. Hazreti Süleyman kendisine bahşedilen mühürle bu sapkın tarikatı iblisin hizmetinden çıkardı. Ancak o öldüğünde iblis en sevdiği hizmetkarlarını tekrar hizmetine soktu. Kutsal metinlerde der ki, onlar yedidir. Onlar iki defa yedidir. Onlar hem yerde hem gökte yedidirler. Yerde ve gökte iblise hizmet eden yedi ifritten oluşan iki grup var. Ve yeri göğü birbirine bağlayan gizli bir kapı. Efkaleş'in bu tarikata bağlı ifritlerin baş veziri ve kapının koruyucusudur. Bu ifritler hem iblisin izinden giden insanların kötü isteklerini gerçekleştirmeye hem de meleklerin korudukları gayb kapılarını dinlemeye çalışırlar. İkincisinde asla başarılı olamadılar. Olamazlardı. Ama ilki için aynısını söyleyemem. İnsanlardan pek azı bu tarikatın varlığına ulaşır ve onları kendi kötülüklerine vekil kılar. Sanırım sizlerden birisi onlara ulaştı. Neyin içine düştük biz böyle ya? Dün gece de annem buraya bıçakla vurdu demiştin değil mi? Evet. Bana hemen buraya kazacak bir şeyler getirin. Ben hallederim. Bu sembol eksik. Bu da şu demek. Henüz tam teslimiyet hali yok. Efkaleş'in bir bedeni tam olarak teslim aldığında mühür tamamlanır. Ben bu sembolün tamamlanmış halini de görmüştüm. Arapça yazılmış. Okuyabilir misiniz? Can, oğlum nerede kaldınız? Buradayız anne, yok bir şey. Melih, baksana. Derya teyze, gel. Misafirimiz var. Nusaybin'in hadimleri. Ebu Haya. Ebu Hasa. Ebu Mesa, Ebu Şasır, Ebu Nasır, Ebu İbyan, Ebu Erkam. Mucizeyi ve hakikati işitenlerin soyundan gelenler. Hazreti Süleyman'a hizmet etmiş kavmin soyundan gelen hadimler. İblisin izinden giden Fatma ve ona hizmet edenlere mani olmanız için. Emir üzere vekil olduğunuz işi yapın. O Fatma ve vekillerinin ellerini ve ayaklarını bağlayın. Zehirli dillerini susturun. Allah'ın rahmeti ve lütfu üstünüze olsun. Bu nasıl bir şey? Bunu sanırım deden yazmış ve sizleri korumak için bırakmış. Kimden? Fatma'dan. Bize niye böyle bir şey yapsın? Bundan daha önemlisi... Bunca zaman sizi koruma altına alan hadimler varsa şimdi neden koruyamıyorlar? Esas soru bu. Asaf'a peki şimdi ne yapacağız? Derya Hanım'la tanışabilir miyim artık? Buyur Asaf Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Derya Hanım. Ben de bir şeyler hazırlıyordum. Buyurun.
Zahmet etmeseydiniz hiç. Buradan. Can, bir bakar mısın? Sizin için ben geliyorum abi. Kim bu adam abi? Nereden buldun bunu? Ya bir imam yönden dedi. Konuya niye o bile falan dedi. Ne oldu? İmam bir şey demedim abi. Demedi. Ne var ne yok hepsini yakın uzak durun falan dedi. Can, bak bence her şeyi bırakıp bir hastaneye gidelim. Derdimizi artık bir doktora anlatalım. Eli, sıkıldıysan git. Can, adam kimdir nedir tanımıyoruz, bir de eve getiriyorsun ya. Eli, cidden sıkıldıysan git. Anne, Taylayil diye bir köy var, görmen lazım, çok güzel. Siz orada mı oturuyorsunuz? Buradayım bir süredir. Sonradan yerleştiniz demek. Öyle oldu biraz. İstanbul'dan mı geldiniz? Yok, yurt dışındaydım. Hadi ya, nereden? Kudüs'teydim en son. Birkaç yıl önce buraya yerleştim. Aa, çok güzel valla. Hay Allah, bardaklar burada, su yok, akıl kalmadı. Anne, sen bırak, biz hallederiz, tamam. Yok oğlum, getirdim ben. Annen solak mıdır? Yo, neden? Elinize sağlık bu arada. Valla çok güzel olmuş Derya teyze. Sol elinde yemek yemek zor olmuyor mu Derya Hanım? Derya Hanım. Men hu amelu hayriye Derya. Lekaca ben esnüne ala suali kemmen silmese. Ve men ente. Müftahat ben man. Adamı da Allah'a sunuz. O haylardılık makfeli ağız. Maduros samiyemiş bazut. Etin adı medno metodik. Bitirin artık yeter, bitirin! Derya Hanım. Derya Hanım. Su alabilir miyim? Pardon? Su istemiştim. Duymamışım, kusura bakmayın. Çocuklar nerede bu arada? Kesin beğenmediler çorbayı. Bahçeye çıktı onlar. Bunlar aradığım şeyler değil. Yapacak hiçbir şeyimiz yok öyle mi? Can bak, bu basit bir olay değil. Hiçbir şey yapmayacağız yani. Bu mu? Ben onu söylemiyorum. Mührü daveti bulmamız lazım. Eğer bildiğim bir dilde yazıldıysa mühre karşı bir şeyler yapabilirim. Peki ya bulamazsan o zaman ne olacak? Bulamazsam tek çare kalıyor. O da feragat etmemi gerektirir. Ama bunun için de Efkaleş'in annenin bedeni tam olarak teslim alması lazım. Yalvarıyorum, bana anlayabileceğim bir şey söyleyin. Bunun tam olarak annem teslim mi alması gerekiyor? Evet. Ama neden? Yeter artık Can, bak çok fazla soru soruyorsun. Hem bunları bilerek bana yardımcı olamazsın. Tamam, bize bir şey söyleyin, ne yapalım onu söyleyin o zaman. Bakın, sizden istediğim tek şey korkuya kapılmamanız. Şu ana kadar her ne yaşadıysanız bunlar sadece şahit olduklarınız. Annenin bedeni tam olarak ele geçtiğinde ruhen zayıf düşerseniz... Onlara kapı açmış olursunuz. Onlar ne isterse onu görürsünüz. Sen neler anlatıyorsun ya? Can, neyin peşindesin sen abi? Gidelim abi artık buradan, anneni bir hastaneye falan götürelim. Senin korkuların yüzünden ben annemi akıl hastanesine kapatmayacağım Melih. Bunlarla uğraştıkça iş daha da kötüye gidiyor, görmüyor musun? Sana buraya ben mi gel dedim. Beğenmiyorsan gidebilirsin abi. Yeter, kesin artık tartışmayı. Ah anneanne, anneanne ne yaptın sen? Bunu soracağım kişi bellidir.
diye şahta loşen. Kiyata afban loşen. Haydat sarı ile draik. Zeyi haron. Gamani hoş şevka. Mata sarı lakat. Ani lato ber imane şema miskana şela. Ani to ber rakim haşela şela. Elavim hu. Aşola şela kol had varım şenekta. İstekelle kana asaf. Yeşkin ölehi. Anne! Asma beni. Atsa git asma. Exorcismus, da omnis immunus spiritus, omnis satanica potesta, omnis incursio infernalis adversari. Anne, buradan sakın bir yere ayrılma, tamam mı? Sakın bir yere ayrılma. Kendimi iyi hissetmiyorum Can. Eşyelesi epasu ano ehturuli eşyelesi epasu ano ehturuli eşyelesi epasu ano. Sus! Dediğiniz için.
insan. Sen, he? Yalvarırım bırak gideyim ne olursun. Nasıl yakarsın onları? Bana sormadan nasıl yakarsın Melih? Bırak gideyim ne olur. Bak can ve derya kayıp kendine gel tamam mı? Bu köyde tanıdığınız biri var mı? Bir kadın vardı çarşaf getirmişti. Nerede evini biliyor musun? Çabuk yürü çabuk. Öyle değildi. Buradalar. Kimler? Ben artık bir yere gelmiyorum. Melih bak korkma. Sana niye güveneyim? Ha? Kimsin sen? Neyin içine sürüklüyorsunuz beni? Melih. Bak, korkma. Korktukça zayıf düşüyorsun. Buradan tek başına çıkamazsın. Ama söz veriyorum seni çıkaracağım, tamam mı? Çıkıyoruz. Gidelim buradan yalvarırım gidelim. Yeter! Çıkıyoruz buradan. Sadece biz varız. Beni de çıkaracağına söz vermiştin. Bu seni koruyacak.
Ahsentu aleyküm ya ervahul rabbil alemin. Bir hakkın bismillahirrahmanirrahim. Ecip ya meymune bu. Ecip ya meymune banu. Ecip ya meymune banu. Bir hakkın errahmanirrahim. Ya Rauf, ya Atuf, ya Cebrail aleyhisselam. Semiyan, Mutiyan, ente ve hüddameke ebyat. Bir hakkın Muhammed'in Mustafa aleyhisselatü vesselam. Ve bir hürmetil, melaiketil, müvekkeline bir kavmi arşil hevza. İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Ya serim, ya karibu, ecip ya mikail. Semiyan, Mutiyan. Ey ruhani melekler, ey ulvi ve sufli alemde olan melekler, ey Fatiha'nın hizmetçileri, cevap verin ve bana gelin. Bana yardım edin ve bütün işlerimde benden yana olun. Yedi ayetli Fatiha ve Kur'an-ı Azim hakkı için. Sizin itikad ettiğiniz azamet ve bürhan hakkı için. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için. Allah'ın kulun olan Erefil Uhayder'i bana muhassar edip emrime ver. Senin rahmetinle bunu istiyorum. Çünkü sen her şeye kadirsin. Çünkü sen her şeye kadirsin. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ahsenallahu ilah men ahsene ileyhim. Min ervahil bi hakkın memune banu. Min kavmi cannil müminin. Tezdadu biha sirre ve ala sirküm. Esselamu aleyküm eyyuhel ervahut. Meymune banu min kavmi cannil. Barakallahu fike ve fi kavmike. Amin. El tarifü derya elleti temmet veladetü min Fatimete ve min sulbi Yusuf'e. Ene elemu. El tarifü hatmi sihri ellezi temme amenü lehum. Salen anneli varedillezi temma amenu hatmi sefreyle ecli. Ve kadet Fatıma durame. Veli ki yekonu ebteun zikoru. Ve kat kat temeti medey tayyeten ve kurban elli cinni. Temme amenu hatmi sari. Lilbuveytati ila rahmi ve gele kullum men yetimu eşerra badehu bad andari kiat misari ve fil mugabili talemen Fatimatu feleden zekeren minu seffete kunu musalen anis sebebi fi tasalluti himhale mümineti der ya. Hatta can ve tarih kolat melah.
الأمة إذا كانت الجن هي الهادم مثل ذلك الحتم الهام الذي كتبه يوسف. تم قتل أم علك الحتم الهام. هل تم من ذلك تفر ذكر الذي تم بعده به إلى فاطمة في حتم السكر؟ Kimsin sen? Kovulduğumuz gün ona verdiğimiz sözü tutuyoruz. Biz yolumuzdan sapmadık ama siz saptınız. Tehallü efkalaşın ila rami. Annem nerede? Annem mi? Vaadimiz karşılığı bize adanmış adi çam. O artık bizim aramızda. Bize adanmış olan bizimdir. Sus. Sen de bizim yolumuzdan yürüyeceksin. Bizim sesimizle konuşacaksın. Bizi hep görecek, hep yapacak. Sus! Shit.